Görüntüleme altında yapıyoruz. İşte ağrı senin şurada mıydı? Buradaydı hocam. Şurasından giriyoruz hastaya. İğneyi yaparken. Buradan bir iğneyle giriş yapıyoruz. İğnenin ucunu sinirin, bu trigeminal sinirin beyin sapına girdiği yere kadar ilerletiyoruz. İnsanlar çok çeşitli şekilde tarif eder ağrıları. Ağrılar oluş mekanizmasına göre yaptıkları kişide oluşturdukları anlatım şekli, ağrının şekli de değişir. Bu nevralji dediğimiz ağrılar da, ki sadece bizim bugün bahsettiğimiz trigeminal nevralji değil, başka bölgelerde de nevraljiler oluyor. İnsanların hayatını zehir eden, hatta bu ağrıyla başa çıkamadığı için hayatını sonlandıran, öz kıyım yapan hastalar duyduğumuzu biliyoruz ve bunlar çok ciddi ve çok sıkıntılı ağrılar. Kişi saniyeler içerisinde binlerce voltun kendi ağrıyan bölgesine, işte çenesine, ağzına, yüzüne, neresinde oluyorsa geldiğini ifade eder. Ve bu gerçekten dayanılmaz bir ağrıdır. Konuşamaz, yiyemez, su içemez, hayattan kopar, evinden kopar, ailesinden kopar. Ve neticede bu sonuç kronikleştiği zaman da kendini hayattan kopartacak duruma gelebilir. Dolayısıyla ağrının bile iyisi kötüsü vardır diyebilirim. Bu bizim bildiğimiz en kötü ağrılardandır. Ama iyi tarafı şu, eğer bu kişiler doğru kişileri doğru yerlerde bulurlarsa önemli oranda bu ağrılarıyla başa çıkabilecek bir kapasite kazanırlar tedavileriyle. Tabii ki bir hekim olarak önce zarar verme prensibimiz var bizim. Önce zarar verme. Onun için hep hem hastayı hem de kendimizi koruyacak bir şekilde tedavi ederiz. İlaç tedavisi başlarız, onların tedavilerinin dozlarını artırırız, başka ilaçlara geçeriz, eşdeğer ilaçların dozlarını ayarlayarak başka ilaçlar kullanırız. Ama nihayetinde bunlarla başa çıkamadığımız zaman da işte bizim kliniklerimizde, ki 19 Mayıs Üniversitesi Algoloji Kliniği önemli bir klinik Türkiye'de, hastalar gelirler ve biz onlara girişimsel ağrı tedavileriyle bir önemli bir opsiyon sunarız. 50 yaşın üzerinde hastalığın sıklığı artar. 50 yaş üzerine yaklaşık 1/200 oranında bu hastalık görülür. Tedavi olarak da öncelikle ilaç tedavileri başlıyoruz hastalara. İlaç tedavisiyle fayda görülmeyen, ağrısı azalmayan hastalarda bu etkilenen sinirin uç dallarına enjeksiyonlar ya da radyofrekans tedavileri yapıyoruz. Bununla da yani ufak işlemlerle, ufak enjeksiyon işlemleriyle de fayda görmeyen hastalarda sinirin beyine girdiği yerde, beyin sapına girdiği yerdeki kökünü bularak özel bir iğneyle, radyofrekans iğnesi dediğimiz bir iğneyle sinirin kökünü bularak orada bir kontrollü lezyon dediğimiz ısı enerjisi vererek sinirin kökünü adeta bir yakma işlemi yaparak çakmaları engelliyoruz. Bu işlemin de bizim gördüğümüz kadarıyla başarılı bir işlem. Yani hastaların %80-90% fayda eden bir işlem. Özellikle 2 yıllık bir takibinde de hastaların %80'inde hala daha işlemin etkisinin devam ettiğini gözlüyoruz. Olur ki mesela birkaç sene sonra ağrıları tekrar ederse de tekrar yapılabilen bir işlemdir, avantajlı bir işlemdir. Üst düzey bu işlemde üst düzey teknik beceri gereken, üst düzey eğitim gerektiren bir işlemdir. Dikkatli olması gerektiren bir işlemdir. Çünkü o iğneyi bir santim fazla ilerletirsek beyin sapına da girmiş olabiliriz. Bu yüzden de teknik ve üst düzey bir işlemdir. Ve bu işlem 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde algoloji bilim dalında ben ve diğer hocalarımızla birlikte güvenle yapılabilir bir işlemdir. Hemen hemen yılda yaklaşık 50 hastaya bu işlemi yapıyoruz. Şimdi maalesef hastalar, hatta hekimler tarafından da çok bilinen bir tedavi yöntemi değil. Çünkü uygulayan merkez sayısı da çok az olduğu için hastaların çoğu hiç böyle bir tedaviden bir haber olarak geliyor genel olarak. Fakat tedaviyi uyguladıktan sonra, biz tedavi anlattıktan sonra çoğu zaten kabul ediyorlar böyle bir tedaviyi. Yıllarca bu hastalar çok sıkıntılı hastalar, yani çok şiddetli ağrı duyan, sosyal hayatları, iş hayatları,
evlilik hayatları sekteye uğramış hastalar bizim tedavimizden sonra da pek çoğu mutlu bir şekilde ayrılarak ayrılıyorlar ve bu zamana kadar hani keşke daha önce bu işlemi yaptırsaydım, bu kadar yıldır boş yere ağrı çekmiş olmazdım diyorlar. 4-5 sene oluyor. Bu çenemden yemek yerken ağzım tıkandı, nefes alamayacak şekle geldim. Hatta buraya acile çok geldim. Burada daha sonra işte buraya sevk, değişik yerlerde baktıktan sonra en son buraya sevk ettiler. Burada tedavi olmaya başladım. Bir ilaç verdiler. Onu uzun süre kullandım ama kullanırken de yine şiddetli ağrılarım geliyordu. Ağrı geldiği zaman buradan da söylemişlerdi zaten. Sizin randevu almanıza gerek yok. Ağrılarınız geldiği zaman bize direkt geleceksiniz diye. Ben geliyordum, sekreterime söylüyordum. Onlar da artık bizi tanıyorlardı bu hastalık nedeniyle, çektiğimiz ızdırap nedeniyle. Bize iğne vuruyorlardı. İğne de vurulmuştuk. Ondan sonra bir defa geniş ameliyathanede tekrar bir akım denediler. Daha geçmedi, ondan bir fayda göremedik demek ki. Tekrar bu şiddetli ağrılar başlayınca, buradan da söylemişlerdi, ileride bir uygulama yapacağız, bundan da siz inşallah istifade edersiniz diye söylediler. İşte o geldik, burada bir operasyon geçirdik. Ondan sonra tekrar bir kontrola geldiğimde o ilacı bıraksınız dediler. Ve benim şu anda şu yüzüm, şurası uyuşuk. Ama ben buna çok razıyım. Yani o hastalık gelmesin, ben buna razıyım, o hastalık daha tekrar etmesin diye şey yapıyorum. Şu anda iyiyim yani. 93 yılından beri vardı bende bunu. 2021 yılına kadar nöroloji, beyinden gelen bir rahatsız zamanında. Rahatsızdım bayağı. Hocamın ismini duydum, buraya geldik. Allah razı olsun. Burama bıçak atar gibi, böyle yıldırım çakar gibi rahatsızdım bayağı. Şu anda çok iyiyim. Hocam orayı iğne tedavi ceyranla uyguladı. Çok şükür şu anda çok iyiyim. Allah razı olsun. Tavsiye edersiniz. O sene neydi yani? Bu acı çekilmez yani. O dayanılacak bir acıdı ki. 25-27 sene çektim ben. Allah'ım düşmanın başına vermez. Çok zordu yani. 2 sene demek, 2,5 sene yaklaştı. Çok rahatım. Allah'ıma şükür olsun. Nevralji sıkıntım vardı. Sağ olsun Mustafa Hocam benimle ilgilendi. 2 defa işlem yaptı. İşlemde başarılı bir sonuç aldım. Çok kötü bir ağrım vardı. Ceren çarpması gibi oluyordu. Bayağı bir sıkıntıydı. Fakat şu anda o sıkıntıları %2'ye, 3'e kadar indirdim.